Bana bana bak şimdi ya. Bana bakayım oğlum. Hele bir kendini dinlesin ama okayım. Hele bir önce kendini dinle. Ama çok büyütüldü ya. Hani bir an her yerde ne bo boy bo bizim T Türkiye'de böyle bir şey var yani. Bilmiyorum neden ya. Gereksiz böyle kıça girme şeyleri var yani. Sen bir bok değilsen o da seni bir şey yapamaz yani biliyor musun? motherfuckers <laughs> Arkadaşlar Valla bu şarkı acayip sağlam. 10 yıl geçse hala dinlerim her gün. Kanka hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi şaka bir yana bu video başlamadan ciddi bir şey konuşmam gerek sizden. Şimdi biliyorsunuz geçen videoda dedim ki 3 hafta video atamadım çünkü kişisel sıkıntılarım vardı vesaire vesaire. Ama gerçekleri anlatamıyorum dedim ama şimdi anlatmak istiyorum. Anlatmam gerek gerçekleri. Ben... 3 hafta video atmadım çünkü tehdit edildim. Evet arkadaşlar tehdit edildim. Piyasada yeni biri çıkmış ismi Rabat Peker. <laughs> yanlış adam yanlış zaman yanlış seçim göreceksin. <laughs> arkadaşlar Robot Peker <laughs> tanımışsınızdır. Yani dedi ki burası bizim piyasamız. Bir daha beni gördüğünde ayağa kalkacaksın ve video atmayacaksın üç hafta. <laughs> Bir daha beni gördüğünde ayağa kalk. Eline koluna da mukayyet ol. Kankas bugün konumuz Türkçe rapin kötü adamı Ebo. Evet arkadaşlar Türkçe rapin kötü adamı Ebo. Neden kötü adamı? Hani benim amacım şey değil. Rapi kalkındırmak, rapi büyütmek olmadı abi. Ben daha çok ticari tarafındayım. Hani bunu açıkça söyleyebiliyorum. Şu an görmüşsünüzdür birçok Türkçe rapçi böyle resmen böyle ortak bir hareket başlattılar. <laughs> ortak hikayeler, paylaşmalar falan filan. Bunu daha önce görmemiştim. Belki deprem zamanında görmüştüm ya da birisi böyle hapse girince free falan filan. Herkes ortak bir Evan resmini paylaştı vesaire vesaire. O konulara geleceğim. Bu konular hakkında Ebo ile konuştum. Olan bitenleri izleyeceğiz beraber. Sonra benim düşüncelerim, benim yorumumu paylaşacağım ve Ebo'nun söylediklerini de azıcık açıklarım. Evet arkadaşlar ama neden Türkçe rapin kötü adamı? Bu aslında çok çok daha önceden başladı. Biliyorsunuz ilk önce önce nerede başladı? Label C5 ve Batuflex olayında. Biliyorsunuz Batuflex ve Label C5 o zamanlar Türkçe rapin muhteşem ikilisilerdi. baba söyle çak, 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 çak. Ot, ot, Sonra Ebo geldi. Ebo Label C5'i Label'in aldı, büyük bir para ödedi bunun için ve Batu Flex kendi yoluna devam etti. Orada Ebo ilk sefer kötü adam oldu. Hatta sonradan bir açıklama yaptı. Dedi ki benim bir alakam yok, benim yüzümden ayrılmadılar. Öyle gerçeği açıklayayım ben. Batu Flex ile Label C5'te feat atmak istedi abi. Üçü ikisiyle. Batu Aa, istemedi. Oraya karışır ben gidiyorum. <laughs> 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 Oğlum açıklama yapayım. Benim uzaktan yakından bir alakam varsa orospu çocuğuyum. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Ebo cıstak cıstak gibi şarkıları piyasaya yayan adam oldu. Yani senin yüzünden piyasa bozuldu, senin yüzünden kültür kalmadı, herkes aynı sound yapıyor, herkes cıslak cıslak, herkes TikTok'ta patlamaya çalışıyor. Bu da suçlusu sensin. Yani piyasa suçluyu Ebo olarak gördü. Dediğim gibi Ebo bunu bana açıkladı. Şimdi arkadaşlar olan bitenleri izleyeceğiz ve ben bu olaya dahil olan rapçilerin çoğunu tanıyorum. Arkadaş da olsam, dost da olsam, Ebo ile de arkadaş olsam, dost da olsam, eğri oturup doğru konuşalım mı diyorlar. Aynen, doğruları söyleyeceğim, objektif kalacağım ve kendi yorumumu yapacağım. Hadi bir ne olmuş, bitmiş ve bakalım bir ne kadar suçlu, ne kadar kötü Ebo. Hadi bak. Hadi let's go arkadaşlar izleyelim bakalım. Geçtiğimiz hafta sonu İbrahim Tilaver Ebo Show'un iki... Ikinci... İbrahim Tilaver. Bölümünde kendisine gelen nakaftaki işlerin benzerliği ve cıstak hakkındaki eleştirilere yanıt vermişti. Programın ardından ise Twitter'da bir paylaşımda bulunmuştu. Ebo, yetenekli rapçileri dinlemeyerek açlıktan öldürdünüz. Yetenekli rapçileri dinlemeyerek açlıktan öldürdünüz. Burada isim vermiyor sanırım rapçiyi böyle küçük düşürmemek için vesaire vesaire ama bence burada cashflow'u kastediyor. Şimdi demek istemiyorum cashflow açıktan ölüyordu vesaire vesaire cashflow severim cashflow dostum valla peace burada çok seviyorum seni. Ama cashflow büyük bir böyle bir düşüş değil cashflow en yetenekli rapçilerden biri en yetenekli o yüzden yetenekli diyor. Ama bayağı bir süre böyle bir mola verdi. New School çıktı vesaire vesaire. Ve bir düşüşteydi. Ve Ebo da dedi ki ya ben cash olan bir albüm yaptım. 140 milyon oldu vesaire vesaire. Yani Ebo ile birlikte gerçekten bir şeyler başardılar. Burada hak vermek gerek. Bu konuda daha sonra yine değineceğim çünkü bunun hakkında düşüncelerim de var ama bir devam edelim. Biliyorsunuz madem çok biliyorsunuz niye siz yapmıyorsunuz? Bu açıklamanın ardından Baneva'da İbrahim Tilaver'e bir sistemde bulunmuş ve ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı. Baneva ola ki fikri bu madem neden geçen ay cezanın albümüne ele avuca sığmayan bir eleştiri yapıldı? Bu fikirdesin madem eleştirdiğin zihniyet aksine tüm renkleri kabul et. Birkaç kişisel olayı veya fanların söylemini genellemeye vurunca bu küçüklü büyüklü konuyla ilgili bir topluluğu etkiliyor. Beni de etkilediği gibi. Herkesin başarısı daim olsun. Buraya kadar gelmek zahmetlidir elbet. Ama es kaza bu işe giren, tamamen ticaret kabiliyetiyle var olan bir müzik yapımcısı esaslı sanatçıları eleştirmeye kalktığında eleştiriye açık olmalı. Şimdi burada yani tamamen ticaret için buradasın diyor ya. Evet bu zaten kendisi demiş ya kültür değil vesaire vesaire. Burada düşüncem azıcık değişti. Önceden diyordum ki kültür değilse yani niye bu piyasada vesaire vesaire. Ama adam yapımcı. Yani sayılara bakıyor. Yani para elde etmek istiyor. Açık açık diyor zaten ben bu işi para için yapıyorum. Amerika'da da birçok insan var yaşlı insanlar ama label patronlular diyorlar ki bana para getirin. Sayılar doğru olması gerek. O da bir label kurmuş. Diyor ki kültür değil, para. Yani ben ben ticaret adamıyım. O bakış açısından bakınca tamam. Bize göre ters belki biz kültürü seven insanlarız. Yani kültürü için dinliyoruz, yorumluyoruz. Ben açıkçası hip hop kültürünü seviyorum. O yüzden buradayım. Onun bakış açısından bakarsak doğru diyebiliriz. Bana bana vay şimdi ya. Zaten 30K hesap ödemişim psikolojim bozulmuş. Bana bakayım oğlum. Hele bir kendini dinlesin ama okuyayım. Hele bir önce kendini dinlesin benim muhatap olsun. Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? Selamünaleyküm. evde yine... Zaten 30k hesap ödemişim. Azıcık flexini de yaptı. Hadi bakalım. <laughs> Hikayeye gülücük emojisiyle yanıt verdi. Bu tartışmanın ardından ise... Hisset... Şimdi bunun hakkında Evo bana şunu söyledi. E zaten Evo'ya dedim baksana bir video çekeceğim iyi bir haberci değilim ama iyi bir haberci aslında her tarafa önceden sorar. Söz hakkı sunar biliyor musunuz? Ben de söz hakkı sunmak istedim. Dedim ki bak bir video çekeceğim. Bir şey demek istiyorsan söyle. O da dedi ki Baneva ile olay şöyle. Şimdi herkes bana karşı oldu ya Baneva yüzünden. Aslında Baneva ile özel konuşuyordum. Hatta bir proje bile yaptık ya da yapmak istiyorduk. Ve aslında beni çok sever sayar birisi yani. Bana çok saygı duyuyor. Özelden de bana yazabilir dedi. Özelden bana yazabilirdi. Çünkü özelden yazışıyoruz. Özelden yazmayıp direkt öyle internetten yazınca ben şok oldum diyor. Neden yani? Yani düşün bir ya, birisinden görüşüyorsun, telefonlaşıyorsun falan filan. Ondan sonra birden pat sana seni eleştireceğine telefondan, mesajdan, Whatsapp'tan açık açık eleştiriyor. Onu anlamış orada azıcık. O yüzden kafa yemiş. Çok öyle anlattı. Denci Tepki, Kezo, Sokratesti Joker, tarafımız belli olsun, Santi, Ebon'un tüm sanatçılarını toplasan bir tane baneva etmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Fonlanan streamlerinizi götünüze sokabilirsiniz. Bu paylaşımlar... Evo, tüm sanatçılarına birden sayıyor. Bunun içinde, aynen ERA-7 var, VESP. Kim var? Cashflow var. Ama bu arada bir şey söylemem gerek. Bunlar Evo'nun sanatçıları değil, Evo proje bazında çalışıyor. Yani hiç kimsenin kontratı yok böyle 1, 2, 3 yıllık. Belki cash loan vardır onu bilmiyorum ama öbür ülkelere hepsi free istediği zaman gidebilirler. Sadece proje bazında çalışıyorlar. Bu paylaşımların ardından ise Ebo hem kendine gelen tepkilere hem de bu paylaşımlara yanıt olarak Twitter'da bir paylaşım daha yaptı. Ebo, 20 yıldır rap yapıyorsunuz. Biz hesap olamadınız. Sıfırdan gelip içinizden geçtim. Attığınız takip isteklerine, gönderdiğiniz mesajlara dönmedim diye bu göt yanıklığınız. Aynı sound şarkılar dediniz. Çado abiye ulaşıp tek albümle 140 milyon stream. Ee, şimdi bütün emşilerin bir olması e, ve birden bire böyle bir şey paylaşmaları demek ki gerçekten sevmiyorlarmış yaptığı işe saygı göstermiyorlarmış ve bir fırsat kolluyorlarmış ya da bu bir şey oldu onlar için yani neden oldu onlar için saldırıya geçmek için bir şey söyleyeyim yaptığı business için öyle veya böyle sev ya da sevme hate it or love it 50 cent'in dediği gibi yaptığı business için hak vereceksin başarılar için hak vereceksiniz arkadaşlar bu öyle. İkincisi ama sıfırdan geldim diyor ya. Tamam sıfırdan geldi. Evo burada birazcık şey ama sıfırdan bir sanatçı kurmadı. Sıfırdan bir sanatçı kurmak yine bambaşka bir şey. O gerçekten zor bir şey. Çünkü Label G5 zaten piyasada toptaydı yani. Onu daha da üste taşıdı çünkü TikTok oynadılar vesaire vesaire kendi stratejisinden daha da üste taşıdı. Okey. Era 7 var mesela. Era 7 de baya bir yürümeye başlamıştı. Yani bayağı bir hız almıştı. Ondan sonra Ebo ile beraber daha da büyüdüler. Çünkü Ebo ondan bir süre sonra bağlantılar kurmaya başladı. Çakal vesaire. Ondan sonra Era 7'ye bir tane çakal feed. Ondan sonra öyle böyle yani fitlerle vesaire büyüdü sanatçılar ve e, Cashflow'a gelelim. Cash flow'da da aynı şekilde Cashflow tamam dinlenmiyordu bir süre şu ama acayip bir makine rapçi. Ona da Batu Flex feat ayarlandı. Ondan sonra sanırım Era 7 feat ayarlandı. Yani Ebo'nun bütün ulaşabileceği rapçilerle feat ayarlandı. Yani New School'dan bir şey yapıldı. Ve öyle dinlenmeye başladı. Ama yine de yani onun da parmakları var elin içinde. Başarısı için saygı duyuyorum. Cam'a ulaşıp iki proje yaptık. Profilinde en üstte en çok dinlenilen parçaları oldu. Defkan abiyle yaptığımız projeler ortada. Diğerlerini söylemiyorum bile. Evet ben bu işi para kazanmak için yapıyorum. Çalıştığım herkese de kazandırıyorum. Sanat sizin çok mu umrunuzda? Para için yapmayacağınız şey yok. Siz bunu çok kere kanıtladınız. 3 tane yorumun gazına gelip bana mı gönderme yapıyorsunuz? Siz kimsiniz oğlum? Hepinizle bir gün bir yerde karşılaşacağım. O gün hepinize bu göndermeleri tekrar hatırlatacağım. Sağlıcak akla kalın. Türkçere partistler Kontgar sen utanmıyorsan bu yazdığına senin de amına koyayım ki birader. Bir saniye, bir saniye, bir sene. Buraya birazdan geleceğim. Kontkar biliyorsunuz. Kontkarla iyi maya bir. Şimdi 3 yıl yorumu gaza gidi gönderme yapıyorsunuz siz şimdi. E bu şimdi kültür fazla şey değil ya. Bence arka planda dursaydı Amerika'daki menajerle labor şeyleri gibi arka planlı dursaydı sadece işlerini yapsaydı bu kadar gönderme yapılmazdı ona biliyor musun? Çünkü yani onsa insanlar ona hedef alıp gönderme yapmazdı. Arka planla yapardı her şeyi. Yani bir sanatçı gibi ön planda değil. Hatta bir tane kırıldığım nokta var Evo ya boya. Onu da söyleyeyim. Bir ara ben podcast başlatıyordum ve şimdi başlattım. Bayağı başarılı gitti. Uzi'yi çağırdım. Cashflow vardı, Defcon vardı, Nelly vesaire vesaire. Ve podcast'a başlatmadan Ebo'yu aramıştım. Demiştim ki baksana sen birçok rapçiye ulaşabiliyorsun. Acaba benim podcastime bir iki kişiyi önerebilir misin, gönderebilir misin, yönlendirebilir misin? Benim için aracı olabilir misin? Demiş ki ya dostum var ya Tam yanlış zamanını aradın dedi. Dedi ki bunu kendisiyle de konuşmadım. Daha ilk defa duyuyordur. Dedi ki tam yanlış zamanını aradım. Ben rap işinden tamamen elim ayağımı çektim dedi. Demişti ki çok ön planlı oldum. Artık olmak istemiyorum. Ben yani demişim normal yani. Daha yeni Purple bir röportaj çektim ön planda olman normal. Her neyse çok ön planda olduğum artık şey yapmak istemiyorum. Hiçbir rapçiyle yani hiç rap içinde olmak istemiyorum. Ondan sonra dedim ki tamam ondan sonra Ebo Show çıktı. Ben yani ki e, ne alaka yani ben kendi şovum için kendi podcastim için istedim. Yok dedin ondan sonra kendini çıkardım? Orada bir ufak darılma olmuştu benim tarafımdan ama sıkıntı değil. Dediğim gibi kendisi çok ön planda olmayı seçiyor. O yüzden şimdi eleştirilere açık olması gerekiyor. Kontkar, sen utanmıyorsan bu yazdığına senin de amına koyayım ki birader. Adam yerine koyup masana oturup suyunu içtik. Ne diyeyim ki sana? Kontkar. Kontkar, her zaman söylerim. Yaratıcı olarak ne yazmış ki? Yani neyin üzerine bunu söylemiş? Her zaman söylerim. Yaratıcı olarak sen ne sunarsan izleyici, dinleyici onu görür. Red Case 15 yıldır endüstride. <laughs> Ev endüstri şeyi yani mevzusu Kontkar'da. Endüstriyi biz... Ne diyordu lan? Kesti koyarım. Böyle oğlum biz sağladık zaten bunu amına koyuyoruz. Biz getirdik namına. bunu endüstriye oğlum. Olan bir bağımsız şirket. E-boyu çok tanımam ama elindeki sanatçıların çoğunu şirketime almadı. Denklem basit. Erol Köse olmaksa hayal bilmem. Ati farklı hatta kendisi ne kadar uyuyor bunu falan filan onun düşmesi gerekir yazıyordu orada. Şimdi arkadaşlar Kontkar Eboylan diyorlar ya masada oturdular. Ne için oturdular? Şimdi birçok biliyorsunuz birçok rapçi Eboylan beraber ya da bilmiyorsunuz. Birçok rapçi Eboylan beraber çalışmak istiyor. Çünkü sayılarını görüyorlar. Bazı rapçiler de çalışmak istemiyorlar. İşte görüyorsunuz kendi şeyine gir yolunu yürüyorlar ve cephe alıyorlar. Kontkar'da galiba mevzu Kontkar bilmiyorum. Evo ile çalışmak istiyor muydu, istemiyor muydu ama sanırım mevzu o değildi. Mevzu zaten Kontkar şeylerini de açıkladı. Canlı yayınlarında da bir kere demişti. Era 7 ile sanırım bir feed planlıyordu ya da gelecekti ya da yapılacaktı vesaire vesaire. Ama işte sanırım Ebo ile onu konuştular olur mu olmaz mı diye. Yani Ebu bana öyle açıkladı. Dedi ki era yedi fit konusunda konuştuk. Dedim ki benden yana bir sıkıntı yok yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Orada yani taş koymak istemedim yoluna. Yani taş koymak istemedim derken ikisi için de iyi bir şey olurdu. Hem era yedi hem kontkar için. Sonuçta kontkar da büyük sanatçı. Era yedi de büyük sanatçı. Konu oydu sanırım. Kontkar da Ebu'nun bu tweetine yanıt verdi. Kontkar. ilginçmiş Açıkçası şahsi bir saldırı. Bu amına koyayım mesajının üstüne bu amına koyayım üstüne. Kontkar ne diyor? Yani hatırlamıyorum şu an tam ne dediğini. Okudum bir kere ama bence sert cevap vermedi. Ne Öyle bir şey sana. hatırlıyorum. Kontkar dayı bu tweetine yanıt verdi. Kontkar. İlginçmiş. Açıkçası şahsi bir saldırıda bulunmadım. Durum bildirdim. Ama istediğin gibi oynayabilirsin. Kendini küçük düşürme durduk yerde. Masada da dedim. Başarılarınız daim olsun. Bir şey değiştirmekse yine elinde olan bir unsur. Gerisi gönlüne kalmış. Birçok repçe Ebon'un bu paylaşımlarına da yanıt verdi. Kezo. Biz 20 yıldır rap yapmasaydık siz o streamleri nah yapardınız. Saygını bozma. İsteyen istediğini paylaşır. İşine bak kardeşim. Şam'dan ise boyu destekler nitelikte bir paketlerin bokluğundan dolayı bugüne kadar hiçbir müzik şirketiyle çalışmamıştım. Hepsi kendini sanat gurusu sanan, kafası bir boka basmayan beyaz yakalılardan ibaret. Yurt dışına bağlı tüm şirketlerin TR şubeleri her senesini zararla kapatıyor. Eleştirdiğiniz adam arkasında milyonlarca yatırımı olan şirketlerin gelip tek başına iki senede içinden geçti bir yapımcının işi sanat yapmak değil olan bir eseri ticari olarak en yüksek potansiyeline ulaştırmasıdır ve Ebo iki yıldır piyasanın en çok dinlenmelerini almış işlerin yapımcısı başarı benim için rakamlar olmasa da bir yapımcı için tamamen rakamdan ibarettir çıkan işlerin içerik olarak eleştirilerini sanatçıya veya dinleyicilerine değil de yapımcıya yüklemeniz akıl tutulması bugüne kadar ilk defa bir şirketin sanatçısının müziğine karışmadığını direktif vermediğini gördüm Kontgar da yine kendisine gelen bir yoruma yanıt verdi. Kontgar, oğlum kimseye salladığımız yok. Başkaları sallıyor herhalde. Benim muhabbet karışmış arada. Ben kesitle ilgili yorum yaptım. Genel olarak cıstak tartışılıyor sanırım. İnsanların yüzüne gülüp buradan sıkacak adam değilim. Yıllarca yaşadık bunu. Artı bilen bilir. Erayı da Batu'yu da desteklerim. Bahsi geçen konu kalitesizlik değil. Baru yazmış. Dünyanın en gereksiz adamı falansın. Böyle çekmediğin... Her sike sallamaya devam et. Belki adam yerine koyarlar seni. Yedi yıldır fazladır bir sikim yapamadığın ve iki kuruş fazla kazanmak için UK Baroda valla her şey ayıp etmişsin adam ya. Ne oldu ki anlamadım. Sen hip hop sayfası yöneten bir insan Benim değil Muhammed misin? Bakışırdı. Neyse, ben bir izleyin. bakalım bir. Bize laf düşmez. Almadığım insanlar da var. Doğrudur. Yanlış anlaşılmayı hiç sevmem. Ha, ama iki saniyelik bir rüzgara kapılıp küfür edip Fit için yalvardı triplerine girilecekse aslında kendi rengini... A Fit için yalvardı mı dedi. O zaman bak dediğim haklı dediğimde haklı. Yalvardı bir dakika. Yalvardı triplerine girilecekse aslında onu dedi mi? Ha, ee... Ama bir saniyelik bir rüzgara kapılıp küfür edip Fit için yalvardı triplerine girilecekse aslında kendi rengini belli etmiş oluyor. Bunu e, öyle bir şey paylaştı mı Fit için kontkar ben de yalvardı diye falan filan? Ya dediğin dediğim gibi ben biliyordum öyle bir feed meselesi olduğunu ama Ebo'nun böyle bir paylaşım yaptığını bilmiyordum. Mavi tiki olduğu için etkileşimden ekstra para kazandırmak istemiyorum. Yeni Türkiye'nin özeti gibi tipleme bulduk başımıza. Kaç gündür müzik sektöründe sıfır müzik bilgisiyle para kazandı argümanınızdaki problemi fark etmekten acizsiniz. Doktor yerine de çıkıkçıya mı gidiyorsunuz? Bütçe için en başından beri içinizden geçmek istediği ve bu yönde çalışacağı belli olan insanın götünün dibinden ayrılmayan bazıları da hak ettiği muameleyi görüyor. Dramanın o kısmından ben de memnunum. Son olarak Central C e Baby Gang ne oğlum? İçip içip bana yazmayın. Başarılı dolandırıcılarımız varken bir erkek Dilan Polat eksikti. Niye böyle insanların hayranı oluyorsunuz bilmiyorum. Ama hesabımı bulabildiğiniz her yerden bana yazmasın. Ama e, gerçekten gerçekten Ebo ya şimdi Ebo'ya karşı hiçbir şey değil bak gerçekten. Dedim de gelsinler istediği insanlar kıçıma girsinler yani sıkıntı değil. Ebo'yu gerçekten çok büyüttüler. Yani demek istemiyorum Ebo küçük ya da Ebo şey. Dediğim gibi başarıları gözümüzün önünde. Başarıları için respect gerçekten. Ama çok büyütüldü ya. Hani bir an her yerden Ebo 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 Ebo. Bizim T Türkiye'de böyle bir şey var yani. Bilmiyorum neden ya. Gereksiz böyle kıça girme şeyleri var böyle. Adam tamam e görüyorlar bir sanatçıyla iş yapıyor. E para kazanıyor. Bütün ben biz de yapabilir miyiz? Biz de yapalım biz de. Ya yani oğlum bir kendi şeyini başarın ya. Kendi kendinize bir başarmaya çalışın. Yani sen bir bok değilsen o da seni bir şey yapamaz yani biliyor musun? Yani gereksiz yere. Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama gerçekten çok büyütüldü. Son olarak Cashflow'da Şam gibi ...eboy destekler nitelikte olan bir fotoğraf paylaştı. Cash to the flow now! Arkadaşlar videomuz buydu. Benim yorumumu belirttim arkadaşlar. Tamam kültürü düşünmüyor ve para yapmak istiyor. Bunu ama başından beri belirtiyor yani iki yüzlülük yapmıyor ve parasını da yapıyor. Tamam okey bu açıdan bu cepte. Benim düşüncem başka. Şimdi insanlar diyor ya cıstak cıstak herkes cıstak cıstak dinliyor. Cıstak cıstak gibi parçalara boğdunuz. Aslında bunu diyeceğine büyük sanatçılar kendileri acayip sağlam bir şarkı yapsınlar. Güzel sağlam bomba gibi bir şarkı. Yeni trend yaratsınlar ve çıslak silinsin ya da çıslak kadar dinlensinler. Kendiniz bir şey başaramıyorsanız o zaman başaran insanlara eleştirmeyin. Almanya'da da, da, bu şey vardı. Bir sound almıştı başını gidiyordu. Bütün old school rapçiler falan eleştiriyordu adamları dizliyorlardı falan filan falan filan. Ondan sonra bir gün oturdular kendileri sağlam şarkıya yapmaya başladılar. Şimdi yine old school evet. rapçilerin hepsi dinleniyor. Yani arkadaşlar bırakın herkes kendi parasını yapsın. Herkes kendi biznesini yapsın. Herkes ekmeğini yesin. Piyasadaki şu anki sound'u beğenmiyorsan yeni bir sound yarat, herkes seni dinlesin. Seviyorsunuz çıktım.